Cennet'in oğlunun teklifi riskliydi ama kutsal kanlı yaratı öldürmek için gerçekten de en iyi şanslarıydı. Yaratık şimdi dağın tepesinde kanlar içinde yatıyordu. Kanatları zar zor hareket ediyordu. Bu fırsatı kaçırırlarsa, onu asla öldüremeyebilirler. Sonunda Kiin Zuan, Cennet'in oğlu ile anlaştı. Ancak dağın eteğinde sadece iki mutant canavar ruhu ok sahibi olan Cennetin oğlu ve Yang Manliyi bırakarak dağa tırmanmaya karar verdi. Zuan, yukarı çıkmana gerek yok. Sadece aşağıdan emir ver diye tavsiyede bulundu Cennetin oğlu. Verilecek bir emir yok. Mutant canavar ruhu okum olmadığı için yukarı çıksam iyi olur. Ki Zuan konuşurken tırmanmaya başladı. Kalabalık yedi gruba ayrılmıştı ve her grup farklı bir yönden dağın zirvesine doğru tırmanıyordu. Han Sen hemen Ki Zuan'ı takip etti. Cennetin oğlunun ona soğuk bakışını fark etti ve Cennetin oğlunun onu sırtından bıçaklamak üzere olduğunu anladı. Muhtemelen ilk başta vurulan kutsal kanlı yaratık yerine Hansen'in kendisi olurdu. Dolayısıyla Hansen Kiin Zuan'ı her yerde takip etmeye karar vermişti. Böylece Cennet'in oğlunun kirli oynama şansı kalmamıştı. Gerçekten de Hansen haklıydı. Cennet'in oğlu, herkesin yukarıya çıkmasını önerdiği andan itibaren Hansen'i vurarak öldürmeyi düşündü. Yamaçta Hansen'in saklanacak yeri olmayacak ve bu yüzden mahkum olacaktı. Ama şimdi Hansen her zaman Keyin Zuan'ı takip ediyordu. Eğer Cennet'in oğlu herhangi bir hamle yaparsa Keyin Zuan kesinlikle Hansen'i kurtarırdı. Ancak Cennet'in oğlu sırf bunun için vazgeçmedi. Bunun yerine artık Hansen'i öldürmek için daha da güçlü bir arzuya sahipti tek ihtiyacı olan Ki'in Zuan'ın ha senden uzaklaştığı bir andı. Eğim dik olmasına rağmen, grupların tümü tam bir tırmanma aletleri seti ile donatılmıştı ve kısa sürede yaraya kadar tırmandılar. Kutsal kanlı yaratık ciddi şekilde yaralandı. Dağcıları fark ettiğinde aşağı inip saldıramadığı veya uçup gidemediği için yapabildiği tek şey, onlara ulumaktı. Ki Zuan ve diğerleri dağın tepesine yaklaşırken yaratık kanlı kanatlarını çırparak uçmaya çalıştı. Ama hemen düştü. Bütün gruplar çok sevindi ve oklarla ateş etmeye başladılar. Yaratığa zarar veremeseler de çileden çıkmıştı. Aniden, kutsal kanlı yaratık yaralı kanatlarını çırptı ve en yakındaki adama saldırdı. Adamın yamaçta saklanacak yeri yoktu ve çaresizce kılıcını kutsal kanlı yaratığa doğru savurdu. Bıçağı yaratığın kafasını kesti ama pullarında iz bile bırakmadı. Adam kutsal kanlı yaratık tarafından ısırıldı ve ikiye bölündü. Kanı her yere sıçradı ve bu da insanları korkuttu. Herkes aşağı inmeye başladı. Dağdan aşağı inmek zor olacaktı ama şans eseri yukarı çıkarken yamaçta halatları sabitlemişlerdi. Herkes aşağı kaymak için halatları kullandı. Kutsal kanlı yaratığın aşağı çekildiğini ve çılgınca dağcıları kovaladığını gören cennetin oğlu ve Yang Manli hızla yaylarını kaldırdılar ve sürekli olarak yarata oklarını attılar. Cennetin oğlu iki ok attı ve ikisi de ıskaladı. Yaratıktan çok Han seni ateş etmekle ilgileniyordu. Ancak Han sen kurnazdı ve Kiin Zuan'ı takip etmeye devam ederek ona sinsi bir saldırı yapma şansı vermedi. Korkak. Cennetin oğlu gizlice lanetledi ve kutsal kanlı yaratığa bir kez daha ateş etti. Bu noktada herkes kutsal kanlı yaratığın boş bir kurşun olduğunu biliyordu. Çok fazla kanamıştı ve zar zor uçabiliyordu. Eğer şimdi aşağı inseydi tekrar yukarı uçması mümkün olmazdı. Kayıplara rağmen bu kutsal kanlı yaratı öldüreceklerdi. Han seni öldürme şansı bulamayan cennetin oğlu. Acısını kutsal kanlı yaratıktan çıkarmak zorunda kaldı ok üstüne ok. Kutsal kanlı yaratık daha çok acı çekiyordu ve sert bir şekilde ulumaya başladı. Yaratık kanayan kanatlarını çırparak dağın tepesine dönmek istedi ama uçamayacak kadar ağır. Yaralanmıştı. Umutsuzca kanat çırpmasına rağmen hala düşüyordu. Aniden yokuşa doğru uçtu ve parmaklarıyla sanki tereyağmış gibi taşta dört delik açarken. Pençeleriyle bir taşı kavradı. Kutsal kanlı yaratık daha sıkı tutundu ve dağa tırmanmaya başladı. Yukarı tırmanmasına izin veremeyiz. Kiin Zuan, canavar ruhunu çağırdı ve altın bir aslana dönüşerek yaratığın bıraktığı delikleri kullanarak yukarı tırmandı. Han sen endişeliydi. Eğer Kiin Zuan giderse Cennetin oğlunun hedefi haline gelecekti. Hansen aslanın kuyruğunu yakalamak için uzandı ve aniden yukarı sürüklendi. Qin Zuan ona sert bir bakış attı ama o bunu görmemiş gibi davrandı ve hala kuyruğunu tutmaya devam etti. Qin Zuan'ın Hansen'i alt edecek vakti yoktu ve yaratığın peşinden tüm hızıyla koştu kutsal kanlı yaratığın atış menzilinden çıktığını gören cennetin oğlu yayını ve oklarını bir kenara bıraktı ve aniden 3 metreden daha uzun siyah bir maymuna dönüştü. Cennetin oğlu hızla yokuşa koştu ve diğer tırmanıcılardan çok daha hızlı bir hızla tırmanmaya başladı. Sanki yerde koşuyormuş gibiydi. Bırak! diye bağırdı Kiin Zuan. Hansen kuyruğunu çekiştirirken kutsal kanlı yaratığa yetişemiyordu. Hansen hızla kuyruğunu bıraktı. Cennetin oğlu kutsal kanlı yaratı öldürmek için acele ediyordu bu yüzden Hansen'e zarar verecek. Vakti yoktu. Cennetin oğlu gerçek bir pislik. O kadar güçlü bir mutant canavar ruhuna sahip ki yine de bizi yukarı gönderip tehlikeye attı. Han. Sen maymunun inanılmaz bir hızla tırmandığını görünce kıskandı. Elinde kahrolası bir avcı vardı ama onun güçlü yönleri. Yerde dört nayla gitme hızı ve insan ellerinin ustalığıydı. Bu kadar dik dağlara kahrolası avcı asla dört toynağıyla tırmanamazdı. Cennetin oğlu çok geçmeden altın aslan Kein Zuan'ın önüne geçti ve doğrudan kutsal kanlı yaratığın arkasındaydı. Zaten dağın zirvesinde olan yaratık Cennet'in oğlunu görünce pençeledi. Ha sen çok dik olmayan bir yer buldu ve dağın tepesindeki kavgayı izlerken kıyamet gününü iki eliyle tuttu. Kılıfından bir Skyfall oku çıkarıp kutsal kanlı yaratığa fırlattı. Kutsal kanlı yaratığa oklarıyla zar zor zarar verdi ve kutsal kanlı yaratıkla savaşan Cennet'in oğluna iki ok vuruldu. Elbette Skyfall okları da cennetin oğluna zarar vermez. O kadar kötü yapılmıştı ki mutant yaratıkların derisini bile delmiyordu. Hansen daha yeni ısınıyordu. Sonuçta elinde yalnızca bir Z çelik oku vardı ve onunla başarılı olacağından emin olmak istiyordu. Kahretsin. Eğer yayını nasıl kullanacağını bilmiyorsan ateş etme. İşe yaramaz oklarını bir kenara bırak, diye homurdandı Hansen tarafından iki kez vurulan cennetin oğlu. Ki Zuan zirveye koştu ve kutsal kanlı yaratığa saldırmaya başladı. Diğerleri de tepeye tırmanıp yaratığa ateş etmeye başladı. Kutsal kanlı yaratık ölüyor olsa da hala güçlüydü. Dağın zirvesinde uluyarak herkesi geri çekilmeye zorladı. Ne Cennet'in oğlu ne de Ki'in Zuan ona yaklaşamadı. Aniden Cennet'in oğlu kendi bedenine geri döndü. Sadece bir saatliğine şekil değiştirmişti ama geno puanlarıyla bundan daha uzun sürede şekil değiştirebilirdi. Hansen Cennet'in oğlunun ne yapmaya çalıştığını merak ederken Cennet'in oğlunun kırmızı canavar ruhu kılıcını çağırdığını ve yaratığın kanlı kanadına doğru kestiğini gördü. Ki Zuan da kendi şeklini değiştirdi. Kötü niyetli kelebek hançerini çağırdı ve onu yaratığa sapladı. Dağın zirvesindeki diğer birkaç kişi de kutsal kanlı yaratığa saldırmak için kendi silahlarını kullandı. Yaratık ağır yaralandı ve cennetin oğlu. Kanadında ayak uzunluğunda bir yara açtı. Yaratık kendi kanıyla yıkanmıştı. Kei Zuan hançerini yaratığın yarasına saplama fırsatını değerlendirdi ve hançer tarafından zehirlendiği için yaratığın kanı aniden siyaha döndü. Birisi daha sert saldırın. Neredeyse ölüyor diye bağırdı. Daha sonra herkes oyununu hızlandırdı. Hansen durduğu yerden cennetin oğlunun adamlarının inanılmaz yeteneklere sahip olduğunu açıkça gördü. Sanki düz bir zeminde yürüyormuş gibi yokuşta hareket ediyorlardı. Eğer yaratığın dikkatini dağıtmak için orada olmasaydılar. Cennetin oğlu ve Kiin Zuan bu kadar kolay başarılı olamazlardı. Kutsal kanlı yaratığın neredeyse yok olduğunu gören Hansen kıyamet gününü yakaladı ve atış yapmak için bir şans arayarak yaratığa baktı. Eğer yaratık ölmeden önce son saldırıyı yaparsa, onun canavar ruhunu kazanma fırsatına sahip olacaktı. Şans çok zayıf olmasına rağmen, bir fırsat yine de hiç yoktan iyiydi. Cennetin oğlu riski göze aldı ve son saldırı içinde kendisi tırmandı. Son vuruşu kim yaptıysa canavar ruhunu kendisine saklayabilirdi. Bu barınakta var sayılan bir kuraldı. Bunun nedeni, canavar ruhunu kazanıp kazanmadıklarını yalnızca son saldırıyı yapanların bilmesiydi. Ve yalan söyleyip söylemediklerini kimse bilemezdi. Çatırtı. Cennetin oğlunun kılıcı yaratığın boynuna saplandı ve kemikleri açığa çıkacak kadar derin bir Kesi kaçtı. Daha fazla kan fışkırmaya başladı. Yaratık bir kez daha ölümcül bir darbe aldı ve çıldırdı. Tüm gücünü topladı ve kanatlarını kalabalığa doğru savurarak herkesi geri çekilmeye zorladı. Titreyerek tekrar farklı bir dağa doğru uçtu. Herkes kanamasının ne kadar kötü olduğundan çok yakında öleceğini biliyordu. Cennetin oğlu. Hızla kendi mutant canavar ruhu yayını ve okunu çağırarak gökyüzündeki yaratı ateş etti. Ok kanadı deldi. Kutsal kanlı yaratık daha fazla dayanamadı ve çaresizce kanatlarını çırparak düşmeye başladı. Çok hızlı düşüyordu ve başkalarının ona ateş etmesi için artık çok geçti. Cennetin oğlu Kutsal kanlı yaratık düşüp ölse bile son saldıran ve onun canavar ruhuna sahip olma şansına sahip olan kişiymiş gibi çok sevinmişti. Aniden yamaçtan alaşım bir ok fırladı ve yaratığın yaralı boynunda kayboldu. Cennetin oğlu aniden öfkelendi ve diğer herkes şok oldu. Kutsal kanlı yaratık göz açıp kapayıncaya kadar dağın eteğine düşmüş ve ölmüştü. Kutsal kanlı yaratık, mor kanatlı ejderha öldürüldü. Mor kanatlı ejderhanın kutsal kanlı canavar ruhu kazanıldı. Mor kanatlı ejderhanın etini yiyerek rastgele 0 ila 10 kutsal kan geno puanı kazanın. Ses han senin zihninde yankılandı. Han neredeyse mutluluktan gözyaşı döküyordu. Ancak hayal kırıklığı çaresizlik ve hayal kırıklığını taklit etmeyi başardı. Dağın zirvesindeki herkes ona bakıyordu. Özellikle de Cennetin oğlu. Eğer görüşüyle öldürebilseydi Hansen milyonlarca kez ölmüş olmalıydı. Varsayılan kural olmasına rağmen Hansen canavar ruhunu kazandığını kabul etmemeye karar verdi. Yoksa Cennetin oğlu onu mutlaka öldürürdü onun hayal kırıklığına uğramış görünümünü gören insanlar onu tamamen kabul etmediler ama bir şekilde kendilerini daha iyi hissettiler. Herkes dağdan indikten sonra cennetin oğlu Hansen'in yakasını yakaladı ve sordu. Hayvan ruhuna sahip misin? Tırnak işareti. Hayır, Hansen hiçbir şey kazanmadığı konusunda ısrar etti. Cennet'in oğlu şüpheciydi ve Han seni dövmeye çalıştı ama Kiin Zuan onu durdurdu. Cennet'in oğlu, adamım hiçbir kuralı çiğnemedi, anlamadığını söyledi, anlasa bile, ondan bunu sana teslim etmesini istemeye hakkın yok dedi Kiin Zuan. Yüzü asıktı, Han sen onun çetesindeydi, eğer Cennet'in oğlu tarafından dövülmüş olsaydı gelecekte hiçbir yetkisi olmayacaktı. Cennet'in oğlu, mor kanatlı ejderhanın cesedine doğru yürümeden önce Hansen'e uzun süre baktı. Hansen'in okunu çıkardı ve onu ikiye böldü. Mor kanatlı ejderhanın cesedini sardıktan sonra herkes çelik zırh sığınağına döndü ve Kiin Zuan. Han seni ofisine çağırdı. Canavar ruhunu aldın mı? Kiin Zuan. Hansene baktı. İstasyon şefi, canavar ruhunu gerçekten anlamadım. Bunu bilseydim asla oku atmazdım, dedi Hansen alaycı bir şekilde. Ki Zuan ona inanmadı. Oyunculuk yapmayı bırak. Eğer canavar ruhunu kazandıysan, ben de senden faydalanmayacağım. Eğer onu satmak istersen, ödemeye hazırım. Hatta sana peşin ödeme bile yapabilirim. Tırnak işareti. İstasyon şefi, parayı kazanmak istemezsem aptallık etmiş olurum. Gerçekten canavar ruhunu alamadım. Eğer sana gösterebilseydim yapardım. Han sen depresif görünüyordu. Kiin Zuan, Hansen'in duygularının gerçek olduğunu hissetti. Kaşlarını çattı ve ona şöyle dedi. O halde unut gitsin. Bu günlerde hiçbir yere yalnız gitme ve bu şeyde kalma. Cennetin oğlu seni öldürmeye çalışabilir. Ben uslu duracağım. Hansen başını salladı. Bu şeye döndüğümüzde Suzia Okiao kolunu Hansen'in boynuna doladı ve sordu. Sen son saldırıyı senin yaptığını duydum. Canavar ruhunu aldın mı? Tırnak işareti. Keşke ama ne yazık ki bırakın kutsal kanlı olanı. İlkel bir canavar ruhuna bile sahip değilim. Hansen omuz sikti ve dedi. Doğru. Canavar ruhlarına ulaşmak çok zordur. Hepimiz dolar kadar şanslı olamayız, diye içini çekti Su Ziyao Kiao dedi. Fazla şüphesi yoktu. Sonuçta canavar ruhu kazanma ihtimali çok düşüktü. Su Ziyao Kiao son zamanlarda sığınağı terk etmemeye dikkat etmelisin. Canavar ruhunu almamış olsan da, cennetin oğlu seni kolayca paçadan kurtarmaz, dedi. Biliyorum, Hansen, Su Ziyao Kiao'nun omzunu okşadı ve şöyle düşündü. İyi bir adama benziyor. Hansen odasına döndüğünde kendini tutamadı ama gülümsedi ve yeni canavar ruhunu incelemeye başladı. Kutsal kanlı mor kanatlı ejderha'nın canavar ruhunun türü uçmak. Giriş kısaydı ama Hansene bu tip canavar ruhu hakkında duyduğu çok şeyi hatırlattı. Uçan bir canavar ruhu, canavar ruhunun sahibine bir kuş gibi uçma yeteneği verebilecek kanatlara dönüşebileceği anlamına geliyordu. Uçak gibi aletlere ihtiyaç duymadan gökyüzünde uçmak kesinlikle bir hayalin gerçekleşmesiydi. En önemli kısım, uçma yeteneği sayesinde kişinin Tanrı'nın tapınağında hayatta kalmasının çok daha kolay hale gelmesiydi. Uçan bir canavar ruhu aynı zamanda kişinin sıradan insanların ulaşamayacağı yerlere gitmesine de izin veriyordu. Uçan canavar ruhları süper pahalıydı. Hatta aynı seviyedeki şekil değiştiren canavar ruhundan bile daha pahalıydı. Ayrıca Tanrı'nın tapınağında uçan canavar ruhları o kadar nadirdi ki, paranız olsa bile bir tane bile satın alamayabilirdiniz. İnanılmaz kutsal kanlı uçan bir canavar ruhu İlk tanrının tapınağının tamamında bunlardan kaç tanesinin bulunduğunu merak ediyorum. Hans sen o, kadar heyecanlanmıştı ki neredeyse ayağa fırlayacaktı. İlkel uçan canavar ruhlarının hızı düşüktü ve kullanıcıların çok yükseğe çıkmasına izin vermiyordu. İnsanları yerden yalnızca 10 metre yukarı kaldırabiliyordu. Mutant uçan canavar ruhları daha iyiydi ama yine de yavaş ve beceriksizdi. Kutsal kanlı uçan canavar ruhları diğerlerinden çok daha iyiydi. Ancak Hansen, çelik zırh sığınağında hiç mutant uçan canavar ruhu bile görmemişti. Elbette bunun, Steel Armor Shelter'ın yakınında daha az uçan yaratık bulunmasıyla ilgisi vardı. O da Hansen'in kanatları çağıramayacağı kadar küçüktü. Heyecandan sakinleştiğinde gözü tamamen mora dönüşen ve sanki cilalanmış gibi parlak olan Bakır. Dişli canavara takıldı. Kutsal kan. Bakır dişli canavar kutsal kanlı bir yarata dönüştü. Hansen canavara bakarken anlatılamaz bir neşeyle doluydu. Hans sen 3 aydır sonuç konusunda endişeliydi ama artık bundan kesin olarak emindi. Her 3 ayda bir bir yaratığın kutsal kanlı bir yaratığa dönüşmesini sağlayabilirdi. Eğer sözler dışarı çıkarsa herkes delirirdi. Bugün olduğu gibi bu kadar büyük bir insan grubunun mor kanatlı bir ejderhayı avlaması çok zordu öldürüldükten sonra grubun her üyesi etini paylaşacaktı. Cennetin oğlunun çetesi daha büyük bir paya sahip olacaktı ve geri kalanı Kiin Zuan'ın çetesine ait olacaktı. Herkes kendi parçasını aldıktan sonra tüm vücudun küçük bir kısmı kaç geno puanı sunabilir? Bunun gibi çok fazla kaynağı ve çabaya mal olan avlanma en fazla ayda bir kez gerçekleşir ve başarı oranı en fazla 50 olur. Yine de Han Sen her üç ayda bir kutsal kanlı bir yaratığın etini tamamen kendine alabilirdi. Cennetin oğlu ve Kiin Zuan, Han Senden birkaç yaş büyüktüler ama hala ikinci tanrının sığınağına girecek şekilde gelişmemişlerdi. Bu da kutsal geno puanlarını maksimuma çıkarmanın çok fazla zaman ve çaba gerektirdiği anlamına geliyordu. Cennetin oğlunun arkasında Steri grup vardı ve Keen Zua'nın arkasında ordu vardı. Onlar bile kutsal geno puanlarını 10 yıl içinde maksimuma çıkarmayı başaramadılar. Şansları yaver giderse bu 15 yıl, hatta daha uzun sürebilir. Artık kara kristalle Hansen'in maksimum kutsal geno puanıyla gelişmesi için yalnızca en fazla 5 yıla ihtiyacı vardı. Hansen'in ilk tepkisi bakır dişli canavarı öldürüp etini yemek değil. Meydana gidip yaşayan ilkel bir yaratık satın almak oldu. Bir sonraki kutsal kanlı yaratığı beslemeye başlamadan önce vakit kaybetmek istemiyordu. Ayrıca cennetin oğlunun intikamından korktuğu için ava çıkmaya cesaret edemiyordu. Satın aldığı ilkel yaratı odasına geri götüren Hansen, kutsal kanlı bakır dişli canavarı öldürmeden önce tereddüt etmedi. Vahşi, kutsal kanlı bir yaratığa göre çok daha az güçlüydü ve kolaylıkla katledilebilirdi. Kutsal kanlı bakır dişli canavar öldürüldü. Hiçbir canavar ruhu kazanılmadı. Rastgele bir ila 10 kutsal geno puanı kazanmak için etini yiyin. Kazanılmış bir canavar ruhu olmasa da Hansen hala çok heyecanlıydı. Hemen bir tencere kurdu ve güveç yapmaya hazırdı. Bakır dişli canavarın eti yenildi. Bir kutsal geno puanı kazanıldı. Bakır dişli canavarın eti yenildi. Bir kutsal geno puanı kazanıldı. Tırnak işareti nokta 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 tırnak işareti. İki gün sonra Hansen büyük bir tencere bakır dişli canavar etini bitirdi ve hatta kemikleri bile emerek temizledi. Geriye hiçbir şey kalmayacak şekilde kemikleri ateşe attı. Eski 18 puanına toplam 7 kutsal geno puanı eklendi. Artık Hansen'in 25 kutsal geno puanı vardı ve kondisyonu daha da gelişmişti. Sanki sonsuz bir güce sahipmiş gibi hissediyordu. Şimdi kafeste tuttuğu ilkel, çığlık atan canavara bakan Hansen, dudaklarını şapırdatmadan edemedi. Çığlık atan canavarlar nispeten küçüktü ve saçları yoktu. Bu yüzden evrimi bittiğinde onu tamamen tencereye atabilirdi. Hansa'nın gelişmek için çığlık atan bir canavarı seçmesinin nedeni buydu. Dün ki Zuan mor kanatlı ejderhanın etini çetesi arasında paylaştırmıştı. Sahip olduğu tek şey vücudunun daha küçük bir yarısıydı. Yani her insanın alabileceği tek şey vücudun yaklaşık binde biri kadar bir dilim olurdu ve bunun pek bir faydası olmazdı. Bu nedenle çoğu insan gibi Hansen de ödül olarak bir dilim et yerine 200 bin dolar almayı seçti. Hansen'in hala nakit sıkıntısı vardı. Ailesinin daha iyi yaşaması paraya mal oluyordu ve bazı ihtiyaçları satın almak için de paraya ihtiyacı vardı. Banka hesabını kontrol ederken elinde hala 300 bin dolardan az para olduğunu fark etti. 300 bin. Z çelik bir ok bu kadara mal olur. Hansen alaycı bir gülümseme takındı. Z çelik oku cennetin oğlu tarafından kırıldıktan sonra parçaları toplamıştı ve satıcıya onu tamir etmesi için ödeme yapıp yapamayacağını görmek istiyordu. Kendime bir canavar ruhu oku almam gerekiyor. Z çelik oklar pahalıydı ve kullanışlı değildi. Eğer bir canavar ruhu okum olsaydı, atışı yaptıktan sonra yeni oklar satın almam veya oku almam gerekmezdi. Ama Hansen, canavar ruhu okunu nerede bulacağını merak ediyordu. Z çelik okundan çok az daha iyi olan ama çok daha pahalı olan ilkel canavar ruhu oklarıyla ilgilenmiyordu. Hansen'in istediği. Cennet'in oğlu ve Yang Manli'nin kullandığına benzer bir mutant canavar ruhu okuydu. Biraz düşündükten sonra Hansen, Yang Manli'ye mutant canavar ruhu okunu hangi yaratıktan aldığını sormaya hazırdı. Belki o da onun peşine düşüp şansını deneyebilirdi. Yang Manli benden hoşlanmıyor gibi görünüyor. Korkarım bana söylemeyecek. Unut gitsin. Günlerdir eve dönmedim. Geri dönüp ok canavar ruhunun nerede olduğu hakkında bilgi için Skynet'te arama yapacağım. Genellikle buraya yakın bir yerde bulunur. Hansen Tanrı'nın tapınağından ışınlandı. Eve döndüğünde annesi hala ikinci Tanrı'nın tapınağındaydı ve Han Yan okuldaydı. Banyo yaptıktan sonra Skynet'i aramaya başladı. Steel Armor Sanctuary'nin pek çok eski üyesi deneyimleri hakkında yazılar yazmıştı. Çoğu Hansen için işe yaramaz olsa da yararlı bir makale bulmayı başardı. Hansen dikkatlice okuyacakken aniden kapı zilini duydu. Monitöre baktığında kapıda Hu Ezi ve kardeşi Fang Jinki'nin durduğunu gördü. Neden o burada? Hansen, Fang Jingqi'nin ondan hoşlanmadığını biliyordu ve daha önce de bazı anlaşmazlıklar yaşamışlardı. Bu yüzden Fang Jingqi'yi burada görmeyi beklemiyordu. Kapıyı açan Han Sen gülümseyerek şunları söyledi. Zi, uzun yıllardır evime gelmedin. Hu Ezir biraz tedirgin görünüyordu ve fısıldadı. Eğer bu iyi bir zaman değilse, gideceğiz. Fang Jinki'yi uzaklaştırmaya çalışsa da Fang Jinki hareketsiz durdu ve Han Sen'e gülümsedi. Arkadaşlar için her zaman güzel bir zamandır. Değil mi? Tırnak işareti. Aslında, Han Sen, Fang Jinki'nin bela aradığını zaten anlamıştı. Fang Jinki ve Hu Eşi'yi içeri alan Han Sen onlara iki şişe su verdi. Üzgünüm. Sadece su var. Önemli değil. Fang Jingki suya dokunmadı ve sen hangi sığınaktasın diye sordu. Çelik zırh barınağı diye yanıtladı Han Sen. Sen, sen de çelik zırh barınağındasın. Han Ha o nasıl oldu da bundan hiç bahsetmedi. Hu Ezir biraz şaşırmıştı. Han Sen kayıtsızca şöyle dedi. Belki de hiç karşılaşmadık. Hu Eşi'nin onu satın almadığı açıktı ama sormaya devam etmedi. Fang Jingqi. Benim bir sınıf arkadaşım da oradaymış. Adı Yumruk Adam. Onu duydun mu? Dedi. Hansen. Üç büyük liderden biri. Onun hakkında bir şey duymamak zor olurdu. Dedi. Mükemmel. Fang Jingqi. Hansen'e gülümsedi. En son bana bir ritüel uygulamıştın. Bu yüzden bugün sana bir hediyem var. İlgilenip ilgilenmediğinden emin değilim. Hediyelerden hoşlanmam. Ziyaretiniz beni şimdiden mutlu bir adam yaptı. Hu eşiğinin üzgün yüzüne bakan Hansen başını salladı ve şunları söyledi. Sorun çıkarmak ve onu zor durumda bırakmak istemiyordu. Mutant bir canavar ruhu. Hala ilgilenmiyor musun? Fank Jinki yavaşça sordu Mutant bir canavar ruhu Han sen ona biraz şaşırarak baktı Fak Jinki'nin neden yumruk adamdan bahsettiğini hemen anladı Fak Jinki hafif bir gülümsemeyle Han e baktı Hadi savaş alanına gidelim ve kavga edelim Sonuç ne olursa olsun Yumruk adamın sana mutant bir canavar ruhu vermesine izin vereceğim Sen. Bu hediye hakkında ne düşünüyorsun? Tırnak işareti. Eğer Han sene kalsaydı kesinlikle kabul ederdi. Ancak Hu Eşi'nin kardeşiyle kavga etmesini istemediğini biliyordu. Bu yüzden sadece şunu söyledi. Mutant canavar ruhunu kabul edemem. Eğer yemek yemediysen, bize akşam yemeği pişireceğim. Fang Jinki. Han senin ona inanmadığını düşündü. Bu yüzden iletişim bağlantısını aldı ve bir numarayı çevirdi. Aniden bir iri parçanın holografik görüntüsü ortaya çıktı. İri adam Fang Jingqi'ye gülümsedi ve şöyle dedi. Jingqi, birbirimizi görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Yumruk adam, yardımına ihtiyacım var. Çelik zırh barınağında bir arkadaşım var ve onunla ilgilenmeni istiyorum. Ona mutant bir canavar ruhu verir misin? Fang Jinki'ye gülümseyerek sordu. Başkaları benden bunu isteseydi onlara siktir olup gitmelerini söylerdim. Madem ki isteyen sensin. Arkadaşını barınağa bana gönder. Ve bana borçlu olduğunu unutma, diye yanıtladı yumruk adam. Telefonu kapattıktan sonra Fang Han Hansen'e baktı ve sordu. Şimdi hediyemi kabul etmeye hazır mısın? Tırnak işareti. Hansen, Fang Jinki'nin onu yanlış anladığını biliyordu. Fang Jinki'ye gülümsedi. Savaş alanına gitmeyelim. Evde benimle küçük bir oyun oynar mısın? Tırnak işareti. Huezi, Hansen'e onaylamayan bir bakış attı ama bu sefer Hansen ona yanıt vermedi. Hansen, Funk Jinkee gibi bir adamın yenilmediği sürece pes etmeyeceğini biliyordu. Ne oyunu? Funk Jinkee kaşlarını çattı. Hiç kırmızı el oynadın mı? Han sen hafif bir gülümsemeyle sordu. Funk Jinkee ağzının kenarını aşağıya doğru çevirdi. Tabii ki ama bu çok kolay bir oyun. Kırmızı eller iki oyuncu arasında oynanan bir oyundu. Bir oyuncu, tokatçı Ellerini avuç içi aşağıya bakacak şekilde diğer oyuncunun tokatçı ellerinin üzerinde gezdirdi. Tokatçı, avuçları yukarı bakacak şekilde ellerini tokatçınınkilerin altında gezdirdi. İki oyuncunun elleri birbirine temas etmelidir. Tokatçı hücumdaydı ve rakibinin ellerinin arka tarafına tokat atmak için ellerini kaldırmaya çalıştı. Bu yeterli bir hızla yapılmalıdır. Çünkü tokatçının amacı tokatı önlemek için ellerini uzaklaştırmak ve ellerin üst üste geldiği alandan çıkarmaktı. Eğer tokatçı tokat sırasında tokatçının ellerini kaçırırsa, rollerin değişmesi gerekir. Ellerimiz dokunursa kolay olur. Peki ellerimiz birbirine değmeden oynasak nasıl olur? Hansen hala gülümsüyordu. Sorun değil, diye güldü Fang Jingki. Kırmızı eller çoğunlukla kişinin reflekslerini test ediyordu ve Fang Jingki. Reflekslerinin Hansen'inkinden üstün olduğundan emindi. Ayrıca Fang Jingki. Bu oyunun kuralının, tokatçı tokatçıyı vurabildiği sürece rollerinin asla değişmeyeceği şeklinde olmasından memnundu. Frank Jinki bu kuraldan faydalanmak istedi ve Han Sen'in ellerine öyle sert bir tokat attı ki kolunu kaldıramadı. Yani tokatçının eli hareket ettiği sürece tokat sayılacak ve bunu geri alamayacaktı. Han Sen önce kuralları belirledi. Tamam, önce senin tokat atmana izin vereceğim. Frank Jinki kendinden çok emindi ve kollarını uzattı. Hansen kollarını uzatmadı ama Fang Jingqi'ye gülümsedi. Jingqi, mutant bir canavar ruhu olacağını mı söyledin? Tırnak işareti. Fang Jingqi aptal değildi. Her ne kadar mutant bir canavar ruhunu umursamasa da Hansen'in ondan faydalanmasını da istemiyordu. Mutant bir canavar ruhu. Savaş çukurunda dövüşmek içindir şu anda kırmızı eller oynadığımıza göre. Bunu bir ödül olarak kabul edelim. Bana tokat atarsan onu kazanabilirsin, dedi. Ki, Bu hiç eğlenceli değil. Ben de senden faydalanmak istemiyorum. Han sen düşündü ve şöyle dedi. Canavar ruhunu unutun. Hadi ödülü 10 bin dolar olarak değiştirelim. Bana her tokat atabildiğinde. Ben de sana 10 bin dolar ödeyeceğim veya tam tersi. Ne düşünüyorsun? Tırnak işareti. Hansen'in Ki'in Zuan'dan aldığı mutant canavar ruhu hayvanı Meoht işe yaramazdı ve çok yiyordu. Hansen böylece bir ders almıştı ve bunun ne tür bir canavar ruhu olduğunu bilmediği için para. istemişti. Adil ve Adil. Senden hoşlanmaya başlıyorum. Ama 10 bin çok az. Peki 100 bine ne dersin? Fang Jin Ki. Han Sen'e baktı. Han Sen başını salladı. Hepimiz arkadaşız. Çok fazla şey kaybetmek ilişkimize zarar verebilir. Hu hemen şöyle dedi. Doğru. Bu sadece bir oyun. Çok fazla para yatırmaya gerek yok. 10 bin zaten çok fazla. Fang Jin omuz sikti. Madem kaybetmekten korkuyorsun, o zaman on binle devam edeceğiz. Han sen hiçbir şey söylemedi ama Fang Jinki'ye gülümsemeye devam etti. Artık onun gözünde Fang Jinki bir insan değil. Yürüyen bir ATMYDI. Fang Jinki tam da para konusunda endişelendiğinde ona geldi. Tek yapması gereken kabul etmekti. Eğer rakip ondan çok daha güçlü değilse Han sen kırmızı el oynayarak çoğu insanı kazanabileceğine inanıyordu. Rakiplerini ve zamanlamasını anlama becerisi en iyiler arasındaydı. Kara kristali almadan önce geçimini bu şekilde sağlıyordu. Oyunun sadece reflekslerle ilgili olduğunu düşünen Fang Jin ki onun dengi olamaz. İlk tokatlayanın sen olmana izin vereceğim. Fang Jinki tekrar ellerini uzattı. Han Sen'in hiç şansı olduğunu düşünmüyordu. Han Sen'in yaşına bakılırsa Tanrı'nın tapınağında bir yıldan az kalmıştı. Dolayısıyla çok fazla geno puanı kazanmış olamazdı. Üstelik ailesinin durumu da gelişmiş canlıların etini almasına izin vermiyordu. Fang Jingqi'nin kendisi zaten birkaç yıldır Tanrı'nın tapınağındaydı ve birçok geno puanı kazanmıştı. Yani kondisyonu ve refleksleri Hansen'den çok daha iyi olmalı ve Hansen'in ona vurması pek mümkün değildi. Peki, Hansen Fang Jingqi'nin ellerinin altına uzandı ve onlardan biraz uzak durdu. Hansen ellerini sabit tuttu ve ardından sordu: Başlayabilir miyim? Tırnak işareti. Evet. Fang Jingqi cevabını bitiremeden Hansen'in eli Fang Jingqi'nin ellerinin arkasına vurdu. 10.000 dedi Hansen. Zi Yaz bunu. Fang Jingqi dişlerini gıcırdatarak Hu Ezi'ye yazın dedi. Hu Ezi hızlı bir şekilde iletişim bağlantısındaki holografik not panosunu açtı ve bir çizgi çizdi. Tekrar. Fang Jingqi ellerini uzattı. Başlayabilir miyim? Hansen tekrar sordu. Fang Jingqi sadece başını salladı ve gözlerini kırpmadan tüm kalbiyle Hansen'in ellerine baktı. Alınan dersle Fang Jingqi, Hansen tarafından bir daha kandırılmayacağına yemin etti. Hansen bu sefer acele etmedi ve Hu Ezi'ye dönüp konuştu. Zi Komik bir hikaye dinlemek ister misin? Tırnak işareti. Şimdi. Hu Ezi şaşırmıştı. Hansen başını salladı ve başladı. Sevimli bir köpek yavrusu çölde seyahat ediyordu. Yeterince su ve yiyecek getirmişti ama iki gün sonra yine de öldü. Neden olduğunu tahmin edebilir misin? Tırnak işareti. Kum fırtınası mı vardı? Tırnak işareti. Hayır. Hava güzeldi. Çünkü kaybolmuştu. Tırnak işareti. Hansen. Bol miktarda su ve yiyecek vardı. Bu yüzden kaybolsa bile ölmezdi, dedi. Tahmin edemiyorum. Neden öldü? Huezi artık tahminde bulunmak istemiyordu çünkü kırmızı ellerin sonucu konusunda gergindi. Çünkü o sevimli köpek yavrusu çölde elektrik direği bulamadı ve mesanesi patladı diye güldü Han. Sen, Huezi kızardı. Sen, bu çok bayat. Kaba, Fang Jinqi sert bir yüzle söyledi ve aniden ellerinin arkasında bir ağrı hissetti. Patlatmak. Bir bölümün daha sonuna geldik, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.